Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bugünkü ikinci videom olacak. İlk video çalışmamda Borsa İstanbul Yüz ve Dolar Türk Lirası alakalı beklentileri izah ederken bir de işin makro ve jeopolitik temalarını aktarmıştım. Temel gelişmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bunlara değindim. Tabi burada 16 altın ve gram altın dinamiklerini aktarırken de yine çok kısa kısa bazı dinamiklerden bahsetmek istiyorum. Zaten gram altın yani yurt içi taraflı olan dinamikleri birinci video çalışmasında aktardığım için ona spesifik bir şey söylemeyeceğim. Sadece ons altın dinamiğini etkileyebilecek gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Tabi burada öncelik olarak da şunu dikkate almak gerekiyor. Yaklaşık bir ay sonra bir seçim var. 3 Kasım'da. Ve biz 15 Temmuz'da ve 22 Temmuz'da Biden'la Trump arasındaki ikinci ve üçüncü TV tartışmalarının sonuçlarına bakacağız. Şu anki görüntüde Biden Trump'ın önünde anketlerde böyle bir görüntü söz konusu. Tabi burada gerçi bu konuyla alakalı ayrıntılı bir çalışma yapacağım ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi 3 Kasım seçimleri olduğu zaman 4 Kasım sabahında biz uyandığımız zaman Amerika'nın bir başkanını hala göremiyor olacağız. Neden? Çünkü bu seçim sürecinde posta yoluyla da oy kullanma görüntüsü var. Ve bu sebeple de bu oy sürecinin sonuçlanabileceğine ilişkin anlık bir reaksiyon göremeyeceğiz. Tabii ki işin spekülatif boyutu olacaktır. Ama mevcut resmi sonuca ulaşmak öyle kolay olmayacak. Tabi bu bir belirsizlik. İlaveten acaba Trump kaybederse sürece itiraz edebilir mi? Sonuçta işin post duyuluyla yapılması ve bu işin güvenlik zafiyeti süreçlerini çok net bir şekilde daha önce dile getirmişti. Yani çok gerçekten çetrefilli bir görüntü var. E, Tabi bu zamana kadar yani 3 Kasım seçim tarihine kadar ki bölümde yine gündem maddeleri içerisinde Trump ve Trump'ın yapacağı gerilimler ya da siyasi amaçlı işin politik boyutunda verebileceği mesajlar bu süreçte düşman arayıp aramaması yani Biden dışında farklı senaryolar içerisine girip girmemesi örnek veriyorum işte Twitter vasıtasıyla yine teşviklerle alakalı Havacılık sektörüne atıfta bulunması gibi gibi. Yani bu tarz gerçekten çok dinamik olacak seçim sürecine kadar. E, seçim sürecinde de yani seçim 3 Kasım günü de otomatik olarak da yeni dönem için görüntüye de odaklanıyor olacağız. Yani çok e, farklı bir süreçten geçeceğimizi söyleyebiliriz. Bu birincisi. ikincisi tabi e, bu dönem içerisinde dikkat edilmesi gereken en temeldeki husus. 3 Kasım'a kadarki bölümdeki altın dinamiklerini değiştirebilecek faktörler. Bunu da bir konuyu ikiye ayırmak lazım. İşte pandemi görüntüsü ve piyasa dinamiklerindeki fiyatlama reaksiyonu. Ama bu reaksiyon belirsizlik fiyatlaması mı, panik fiyatlaması mı? Neden bunu söylüyorum? Çünkü belirsizlik ortamda altın destek görür. Ama panik ortamında altın destek görmez. Bunun en yakın örneğini daha geçen süreçte izledik. Mart ayında çok net gördük. Dolar dışında her şeyi satalım mantalitesi, işin panik boyutu. Ama doların yanına altınla birlikte desteklenecek bir görüntü oluşması. Yani altının da güç kazanan bir potansiyeli oluşturması işin belirsizlik tarafıdır. Yani bu iki kavramı arasındaki farka dikkat edelim. Eğer altın düşüyorsa, altın, hisseler düşüyorsa, petrol düşüyorsa gibi, hani genel itibariyle bir düşüş olup sadece dolar yükseliyorsa, o zaman bir panik havasından bahsedebiliriz. Yok, işte ne bileyim, altın yükseliyor, gümüş yükseliyor, hisselerde çok kısmi hareketler var, dolar da yükseliyor. Hani hep klişe derler ya dolar yükselirse altın düşer. Hayır öyle bir durum her zaman doğru olmuyor. İşin istatistiki boyutu yani korelasyon boyutunun dışına çıkabiliyoruz belirsizlik zamanlarda. Buna dikkat etmek lazım. Bu bir yani mevcut aktarım içerisinde ikincisi. Bir diğer unsur daha önce de bunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Eylülden eylül olan döneme göre hareketler. İşte yıl sonunu itibariyle oluşan bir dip ve daha sonra... Yeni yıla doğru oluşacak potansiyel hareketler. Bunların hepsini bahsetmiştik ve bir dip çabası oluşturabileceğini aktarmıştık altın dinamiklerinde. Aslında bunu şu şekilde izah etmek lazım. 2075 dolardan bir düşüş var. Tamam. Son dönemde 2000 doları aşamayan bir ons altın var. Burada işi baskılıyor. Baskıları içinde 1900 doların altında bir reaksiyon görüntüsü izleniyor. Bu son dönemde bir tepki hareketi olarak dikkate alınabilir. Ama gözden kaçması, kaçmaması gereken bir husus şu. Genellikle anlık işlem yaptığınız için, yani kısa vadeli işlemler yaptığınız için büyük resmi çok fazla dikkate almıyorsunuz. Büyük resmi dikkate almadığı işte için de işte 1900'ün altına sarktığı için felaket tellallığı oluşabiliyor. Yani çok ciddi düşecek, e, trend değişir mi, değişmez mi? Uzun vadeli konjöktüre baktığımızda bakın 1365 Haziran 2019 yılında ayı piyasası sona erdikten sonra oluşan hareketlere dikkat ederseniz Yani şu anda işte 1451'den başlayan ve 2075 dolara ulaşan hareketin biz daha %38.2'lik düzeltme bölgesi 1837'nin altına bile sarkamadık. Yani uzun vadeli konjöktürde hala potansiyel bir pozitif hareket var. Bakın grafikte 1763, 1689 buraya kadar düşse dahi uzun vadeli trend değişmiyor. Hatta biraz daha yakına gidelim. Yani sizi biraz daha ilgilendiren bölüme geçelim. Yine 1365'i açtıktan sonra bir yukarı yönlü rally başladı. Dikkat ederseniz bu rally ve 1670'de yine bir rally başlıyor yukarı yönlü. 2075'te sona eriyor. Bakın 138.2'lik bölge 1920'lerden geçiyor. 161.8'lik bölge 1825'lerden geçiyor. Bu ne demek? 1825'e kadar düşse dahi ons altın orta vadeli pozitif trendinde bir değişkenlik yaratmıyor. Hemen şu değişken rakamları ben iptal edeyim. Şunları da. Şimdi bakın. Dikkat ederseniz 1920'nin altına sarktıktan sonra kabataslak 1920 ile 1825 arasında bir hareket alanı oluşturuyor. Peki bu hareket alanının biz dışına çıktık mı? Hayır çıkmadık. O zaman ons altının alakalı tabiri caizse enseyi karartacak ya da eyvah diyebileceğimiz bir ortam yok. Orta vadeli konjonktürde 1825'lerin üzerinde kaldığı müddetçe hala pozitif beklenti ön planda. Ha, gönül rahatlığı ile yukarı yönlü reaksiyonlar olabilmesi için 1920'nin üzerinde haftayı kapatması lazım. O zaman biz işte 2000'leri konuşuruz, 2075'leri konuşuruz, hatta 2108'leri konuşuruz. Şu anda 1825 ile 1920 arasında sıkışma var. Ve bu sıkışma aslında normali. Neden? Çünkü genellikle biz ben yıl sonu istatistiği derim. İşte Ekim, Kasım dönemlerinde bir dip oluşur. Bu bazen Eylül'e sarktığı dönemlerde de olur. Bir dip yapar. Aralık itibariyle yükselmeye başlar ve Ocak ayına kadar hatta bazen Mart'a kadar da bu iş devam eder. Yani önce bir dip yapar, sonra yükselme potansiyeli oluşturur. Bunu geçmiş dönemlerde gördük. 2013 Aralık, 2014 Ekim Kasım, 2015 Kasım Aralık, 2016 Aralık, 2017 Aralık, 2018 Eylül Ekim bölümü, 2019 Kasım. Bakın dikkat edin. Yani hep yılın son bölümüne doğru dip yapıp yükselir. Bakın her yıl yıl sonu bölümünde 200 180, 230, 145, 130, 165. alt bakın 2019 Kasım 2020 Ocak 165. Yani minimum 130 dolar. Maksimum 230 dolarlık bir hareket alanı sunuyor. Tabi illa 130 doların altına düşmeyecek gibi bir kesinlik yok. İstatistik bize bunu söylüyor. Yani 100 doların üzerinde bir hareket olabilme potansiyeli var. Misal şu anda bir dip yaptı. 100 dolarlık potansiyel hareket ne demek? 1990 demek. Tabii biz dibi yakalayamayız. Yani psikolojik olarak dibi yakalayamayız. Ama yine bu istatistiğin çalışma potansiyeli kuvvetli. Bu dönemde oluşabilecek dip çalışması kısa vadeli, orta vadeli olarak baz aldığımız bölgelerde değişkenlik yaratacak mı? Buna bakacağız. Orta vadede 1825. Uzun vadede 1690 hatta 1763. Buralar önemli destekler ve trend değişmiyor. Ben 1825'in altında bir kalıcı hareket beklemiyorum. Tabii benim bunu söylemem piyasa için çok önemli değil. Hani ben beklemiyorum ama bu olmayacak diye bir kesinlik yok ama ben özellikle 1825'in altında bir reaksiyon beklemiyorum. Çünkü şu anda aşıyla alakalı açıklamalar var ama hala somut gelişmeler üzerine konuşmamız gerekiyor. Hala Fed'in faiz değişikliğine ilişkin bir görüntüsü yok. Evet ekonomilerde toparlanma var ama istihdam piyasasında henüz eskiye dönüş tarzında bir görüntü yok. Enflasyonun 2023 yılına kadar %2'ye doğru bir hareket alanı oluşturması ancak bu zamandan sonra bir değişikliğe gidebilme ihtimali söz konusu. Bu dönemde faiz artışı sadece Fed değil ECB, Boj, Boye yani bütün merkez bankalarının yani en azından en önemli merkez bankalarının böyle bir aksiyona girmeyeceğini biliyoruz. E bu sebeple panik havası olursa altın düşer, dolar kuvvetlenir, yukarı yönlü hareket oluşturur. Ama belirsiz bir ortam varsa altın yine desteklenir. İlaveten yıl sonuna geliyoruz. Her yıl düzenli olarak altında alakalı yukarı yönlü reaksiyonlar izleniyor altın hele ki 2019 yılında yaklaşık 6-7 yıllık trendini değiştirdiği için ve şu anda trend pozitif olduğu için yeni yıl projeksiyonlarında her daim destek bulacaktır. Bu sebeptir aslında bu geri çekilmeler bir anın fırsatı olacaktır. E bu gram altını da destekleyecektir. Bu sadece işi ons altın tarafında değil gram altını da destekleyecektir. Çünkü yeni yılda eğer rekabetçi bir kur mantalitesiyle en kötü ihtimalle enflasyon kadar değer kaybedecek bir Türk lirası görüntüsünü konuştuğumuzda üstüne bir ons altın yukarı yönlü çıkışını eklediğimizde 2021 yılında yatırım aracı gram altın olacak. Yani Türkiye'de yine vatandaş avantajlı bir konuma gelecektir gram altın tarafında. Dolar Türk Lirası tarafında demiyorum bakın gram altın tarafında. Çünkü iki ayaklı olduğu için ons altın ve dolar Türk Lirası yükselirse gram altın hayli hayli yükselir. E bu sebeple de aslında e, anlık hareketten ziyade genel pastanın bütününe bakarak hem yıl sonuna kadar ki olan bölümü iyi bir şekilde bunları aktardıktan sonra pusuda beklemeniz ve 2021 yılı hatta 2020'nin ilk çeyrek pozisyonlanmasını buna göre şekillendirmeniz çok daha avantajlı olacaktır. Yine söylüyorum orta vadeli konjöktürde 1825'in altında haftalık kapanış ya da 1920'nin üzerindeki haftalık kapanışa bakacağız. Orta vadeli görüntüde ben 1825'in altında kalıcı bir reaksiyon beklemiyorum. O zaman Pozitif beklentim devam ediyor. 1920'nin üzerinde haftayı kapatırsa 1980-2015'ler ilk hedef noktası. Daha sonra 2075-2108 bölgesi ikinci hedef bölgem olacaktır. Zaten beni e, daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Kabatasa 2200-2260 seviyesinin de uzun vadeli konjöktürdeki beklentim olduğunu söylemiştim. Uzun vadeli görüntüde de zaten bakın hala teorik anlamda düzeltme olsa kimse buna bir şey diyemez. Ama düzeltmenin olabilmesi için aşı bir de panik havası. Yani iki seçenek var. Ya aşı ile alakalı çok ciddi bir haber gelecek ya da bir panik havası. Kısa vadeli olarak hani 1825'in altına kalıcı hareket beklemiyorum dedim ama 1825'in altına ya 1825'e ulaşabilir mi? Grafiğe bakın. Bakın bu da kısa vadeli bir grafik çalışması. Haftalık bültenle paylaşıyorum zaten. Baktığımız zaman 100 günlük ağırlıklı ortalama 1903 civarlarından geçiyor. Grafiğe bakarsınız. Bakın 2075'ten oluşturulan trend çizgisinde 1925'lerin hatta 2007'lerden başlayan trendin de bakın o bölge 1925 civarları. Hatırlıyor musunuz 1925'i biraz önce ne demiştim? 1920 bakın. demek ki bu bölge çok güçlü bir direnç noktası. Eğer bu bölgede baskı görüyorsa en 1923'te hem de 1903 ya da 1900 yuvarlak hesap. Burada baskı görüyorsa o zaman 10 altın bakın ana destek bölgemiz 1820. Hani buraya bir yakınsama hareketi olursa şaşırmamak lazım ama kısa vadeli bakacaksak 1873 kırılırsa 1849 kırılırsa 1820 gibi gibi kademeli kademeli gitmek lazım ya da eğer gerçekten pozitif tarafta yer almak istiyorsunuz ya buraya gelmi, geldiğinde de çok yakın olduğunda buradan trende dahil olursunuz ya da 1920 1925 bu bölgenin üzerine çıkar o zaman burada devam edersiniz yani anlık reaksiyona evet giriyorsunuz ama anlık çok değişken olduğu için yani örnek veriyorum ben bu grafiği şimdi şimdi müsaadenizle hemen e, 4 saatliğe çevireyim. Şu hemen 4 saatlik olsun. Bakın dikkat eder misiniz? 1849'dan çıktı. Siz 1920'ye doğru çıkarken aa dediniz çok güzel trend başladı. Ama hayır trend başlamamıştı. Hala negatif trend içerisindeydik. Daha sonra ne oldu? Bakın buradan döndü. Yani bunun dönmesi sizce Sürpriz mi ya da e, beklenmeyen bir şey miydi? Tamam burada panik havası oldu, Trump haberi geldi gibi gibi bir şekilde ne oldu? Ama arkası yani teknik anlamdaki bir görüntü ne oldu? Desteklenmiş oldu. Yani şunu lütfen göz ardı etmeyiniz insanlar e, teknik analizi çok fazla önemsemiyor. Aslında bu çok yanlış bir kavram ya da teknik analiz önemli bir analiz yöntemiymiş gibi algılanmıyor. Ama eğer teknik analizi Fiyat değil de işin psikolojik boyutunu görebileceğiniz bir yöntem olarak bakarsanız, yani mumların size fısıldamalarını doğru bir şekilde okursanız, çok ciddi avantaj sağlar. Şunu lütfen unutmayınız. Aslında e, burada çok ciddi bir hata var. Teknik analiz şöyle denir. Teknik analiz objektif değildir. Yani teknik analiz kişiden kişiye göre değişen bir analiz yöntemidir derler. Bir nebze doğrudur. Ama teknik analizin belli katı kuralları vardır. Yani destek trend çizmek, trend kanalları oluşturmak, e, göstergelere göre yorum yapmak aslında belli kurallar vardır. Ama insanlar yorumlama farklılıklarından dolayı teknik analizin popülaritesini düşürmektedir. Ama salt e, teorik bilgiyle salt teorik çizimlerle çok objektiftir, evrenseldir. Neden? Çünkü şeffaftır. Dünyanın neresine giderseniz gidin aynı grafik üzerinden analiz yaparsınız. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani o yüzden de teknik analize odaklanırken bunun psikolojik boyutunu bilmekte fayda var. E, Ahmet'in çizdiği grafikle, Mehmet'in çizdiği grafikle, işte Aslı'nın çizdiği grafik farklı. Evet farklı yorumlama farklılığı var. Yani şimdi çok tartışma geçirecek bir konu olacak ama hani şöyle bir örnek vereyim akılda kalsın diye. Hani Kur'an-ı Kerim'in Arapçası nettir. Ama işin Türkçe yorumlamasına geldiği zaman bunu tefsir eden ilim işte bilim adamı, ilim adamı, e, hafız işte neyse bu insanların yorumlama farklılıklarıyla o kelimelerden çıkardığı birebir Türkçe anlamı çıkardık. Buna göre de yorum farklılıkları olabiliyor. E ne oluyor o zaman? Kavram karmaşası oluşabiliyor bazı e, ayetlerde ya da hadis yorumlamalarında. Ha tamam. Amaca git hani İstanbul'dan Balıkesir'e nasıl gidebilirim? Yolları bellidir. Ama işte yorumlama farklılıkları olduğu zaman İster istemez gideceğin yola biraz daha uzatmanı gidebiliyorsunuz. Benim de burada anlatmak istedim. Hani biraz akılda kalsın diye böyle bir örnek verdim. Normalde bir tartışma konusu olarak asla bunu söyle açmak istemedim. Burada da teknik analizi özellikle işin psikolojik boyutuyla görmek lazım. Yani dolar Türk lirası mesela çok basit. Niye dolar Türk lirası düşüşüne ilişkin haber açıklamaları trendini değiştirmiyor? Niye bu düşüşler bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor? Buna bakalım. Uzun vadeli konjöktürde altını düşürecek sebepler. Yani daha doğrusu altının düşüşünü destekleyecek haber akışları uzun vadeli olarak altının dinamini değiştirebilir mi? Hayır. Şu an din dinamini değiştirmez. Ne zaman Fed faiz artırmaya karar verir? O zaman değişir. Ya da ABD seçimleri sonrasında çok ciddi bir görüntü olur. O zaman değişir ama şu an için böyle bir değişim yoktur. Bu sebeple de ons altını için orta uzun dönemli hala potansiyel pozitif hareket var. Ama kısa vadeli olarak 1900 1925 bölgesi aşılmadığı müddetçe hala bir miktar daha aşağı yönlü hareketler oluşabilme ihtimali var. Ama bakın illa düşecektir demiyorum. Hani böyle bir düşüş olursa algı değişmez ama kısa vadeli özellikle hala negatif tarafta olduğumuzu söylemek istiyorum. Niye bu kadar ayrıntılı anlattım? Çünkü ons altın dinamiğini bilmeniz aslında her şeyi çözecektir. Gram altın beklentisini yorumlayabilmek için. Baktığımız zaman haftalık bültende yine paylaşacağım ama şu an için 469'un üzerinde 488'lere kadar bir hareket alanı var. Ama benim üzerinde durmak istediğim gram altın görüntüsü burası. Hatırlarsınız 520-521 liraya kadar bir çıkış oluşturabileceğini söylemiştim. 444-423 bölgesinin de uzun vadeli konjöktürde, orta vadeli konjöktürde destekleyici bir bölüm olduğunu izah etmiştim. 444'ün altına sarkma ihtimalinin zayıf olduğunu da aktarmıştım. E bakın çok net bir şekilde biz ne yaptık? E, Ekim ayında... 465 seviyesine ulaştıktan sonra şu anda biz 483 seviyesindeyiz ve Ağustos'taki zirve 488'e ulaşacağız neredeyse ulaşma ihtimalimiz de kuvvetli. Tabi ons altını eğer 1900'lerin üzerine çıkarsa daha da kuvvetli ulaşabiliriz. 488'e aşarsak nereye gidebilir? 520-521'lere kadar bir hareket alanı oluşabilme potansiyeli Söz konusudur diyebiliriz. Gram altın 2021 yılının da önemli bir yatırım aracı olacaktır. E, hatta dolar mı gram altın mı diye bana sorduğunuz zaman ben hep son dönemde gram altın diyorum. Çünkü şöyle bir hemen farklılık yaratalım. Bakın hemen şuradan göstermek istiyorum. Dolar Türk Lirası yıllık performansı %33. Euro Türk Lirası %40. Gram altın %66. Yani sen şimdi dolar Türk Lirasını dipten yakalamış olsaydın %33'lük bir performans. Gram altını dipten yakalamış olsaydın %66. Peki gram altının %66 olmasının sebebi ne? Dolardan değil, değil mi? Dolar artı altından 2021 yılında da aynı yani dolar artı ons e, altın dinamikleri destekleyici olacak mı? Olacak. Ha tabii %66 olacaktır değil. İki taraftan da destek alacağı için gram altın 2021 yılının da önemli bir yatırım aracı olacaktır. Bu sebeple de gram altına odaklanılması gerektiğini unutmamakta fayda var. Yani özetleyecek olursak ons altın dilemikte pozitif bir reaksiyon. Orta uzun dönemli, kısa dönemli biraz bozulmalar var ama temkinli pusuda bekleyen aslan olacağız. Yani belgeselleri izliyoruz. Aslan avını bekliyor, sabırla bekliyor. En uygun zamanı kadar dikkatli davranıyor. Ondan sonra da ne oluyor? İstediğini elde etmeye çalışıyor. Biz de yani sizler de işlemciler de bu tür zamanlarda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ana dinamiklerde zaten bütün algıyı e, çok net bir şekilde aktarmış oldum. Bu konuyla alakalı da en azından bilgilerimizi bu şekilde güncellemiş olduk. Bir önceki videomda aktardıklarımdan seviye bazında bazı gelişmeler vardı, ama ana görüntü hala ikisinde de pozitiftir diyebiliriz. Borsa ve dolar yorumu için de bir önceki video çalışmamı izleyebilirsiniz. Hafta ortasında hafta ortasını kapatmadan da ben sizlere ikinci bir video olarak da altın dinamiklerini aktarmış oldum. Kendinize iyi bakın. Başarılı işlemler dilerim.